Üçüncü dersimizde, daha önceki derslerde adı geçmişti, kullanımı da geçti. Fakat şöyle bir detaylı olaraktan göz atmakta fayda buldum. Void ve return ilişkisine bir göz atacağız. Bu ikisini arkadaşlar metotlarda kullanıyoruz. Zaten public static void diye yazdığımız için şeyde Java'nın ana programında bir void türünde metottur. Void bir değer veya bir değişken veya bir tür geri döndürmek zorunda olmayan metotlar demektir. Metotlar nasıl söyleyeyim size? Metotlar yani bir değer geri döndürmek zorunda olmayan metotlar void ile kullanılır. Bir değer geri döndürmesini istiyorsak o zaman da return anahtar kelimesiyle bu işlemi yapmamız gerekir. Şimdi kısaca void ve return girişini yaptıktan sonra Telegram kanalımızda bu derslerde yaptığımız kodları yayınladığımı da tekrar duyurmak istiyorum. Telegram kanalımız tabii ki Java Blackboard ismi. Ve şimdi dersimize geçelim. Öncelikle şu şekilde bir class'ımız var. Class'ımızın da public static void main isminde bir metodu var arkadaşlar. Bu metot özel bir metottur. Buna biz müdahale edemiyoruz. Bir tane olmak zorunda. Olmazsa Java class'ımızın kodları çalışmaz. O yüzden bu özel bir metot ve aynı zamanda da bir metottur. Şimdi biz şöyle bir metot oluşturalım. Public static void deyip mesela atasözü diye ben bir metot oluşturuyorum. Bu string türünde benim iki tane atasözüm var. String türünde. Şimdi bu iki tane atasözüm, ben bunları daha önceden kopyaladım. Şimdi arkadaşlar şu çift tırnaklar içerisine string yazmak durumunda olduğumuz için bazen bunun içinde bir alıntı yapmak maksadıyla çift tırnak kullanmamız gerekir. Daha önceki derslerimde söylemiştim ama bu videoyu ilk izleyen arkadaşlar için bir ders hatırlatıcı olsun. Ters bölü, ters slash koyduğunuz zaman sonrasında çift tırnak koyduğunuzda bu string'in bir karakteri olmuş olur. Yani string sonu anlamına gelmez. Onu da söylemiş olalım. Şimdi burayı kaydedelim. Dersimizi kaydedelim, kodumuzu ve çalıştıralım. Çalıştırdık, bize hiçbir şey vermedi. Bizim oysa iki tane değişkenimiz var. Bunları yazdırmak istiyoruz. Yazdırmak istediğimiz zaman şu atasözü metodumuza system out. Buna gelmeden önce arkadaşlar sırayla gidelim. Unuttum onu. Şöyle yapalım. Evet. Buraya mesela atasözü metodumuzu çalıştıralım. Şimdi kodumuzda hiçbir hata yok. Çalıştırıyorum. Ama hiçbir çıktısı da yok. Neden? Çünkü biz kodu çalıştırdığımız zaman kod geldi, derlemesini yaptı. Public static void main'e baktı. Ana kodumuzun, ana metodumuzun içerisinde bir tane metoda gönderme olduğunu gördük. Bu metodu kontrol etti. Böyle bir metot var mı? Evet var. Türü void. Tamam. Return'e ihtiyacı yok. Tamam. Her şey tamam. Olur dedi. Benim için hoş. Benim için hava hoş dedi. Çalıştırdı. Kodu ama biz mesela şu şeyleri yazdıramadık. Söz 1 ve söz 2 yazdırmak istiyorduk. Yazdıramadık. Şimdi onları yazdırmak için biz buraya system out Print diyorum ve söz 1 diyorum. Buna da söz 2 diyorum. Şimdi ben kodumu çalıştırdığım zaman artık şu kodları da derleyeceği için ben atasözlerimi ekranda görmem gerekiyor. Evet, Yaralı Kartal'a sormuşlar niye bu denli hüzünlüsün? Beni vuran okun arkasında kardeşimin tüyleri var demiş. İkinci sözümüz de mide hastalığın evi, perhis tedavinin başıdır. Evet, az yemek yiyoruz arkadaşlar. Atasözümüzden de anlaşıldığı üzere. Şimdi ben burada return kullanmak zorunda değilim. Çünkü void türündeki metotlar return'e ihtiyaç duymazlar. Ben return deyip mesela şuraya bir şeyler yazsaydım ya da diyelim söz 1 deseydim bana hata verecekti. Çünkü verdiği hata şunu diyor arkadaşlar. Senin tanımladığın metot
return değeri ihtiyacı olmayan bir metot. Yani void türünde. Ya onu string yap ya da buradan return'ı kaldır. Ama return'ın şöyle bir özelliği var. Bu, evet. Return deyip hiçbir şey yazmazsam void türündeki metodumun sonuna geldiğim anlaşılıyor. Yani bunun arkasına ben tutup da şu atasözünü yazdırmayı denersem hata alacağım arkadaşlar. Çünkü bütün metotlar void de olsa return'ı varsa tabii ki void'in return'dan sonra artık kod işlemezler. Return son noktadır. O yüzden burada mantıksal olarak Java söz dizilimine uygun olarak kod yazılmış olsa bile return'den sonra artık buraya kod yazamazsınız. Buradaki return hiçbir değer döndürmemesine rağmen sadece void türündeki metodumuzun sonu olduğunu işaret eder. O yüzden burada return'ı yazmasak bile varmış gibi kabul ediyor. Yazmadığımız zaman, yazdığımız zaman da zaten ondan sonraki kodları kale almıyor şey Java derleyicisi. Şimdi buradaki return'ümüz de bu şekilde. Bunu yazmasak da olur demiştik. Ama alışkanlık edinirseniz aslında iyi olur. Yani bu return deyip noktalı virgül koyarsınız. Java en azından void metodun sonunda olduğunu anlar. Şimdi gelelim başka bir örneğimize, void örneğimize. Public static void. Mesela buraya da işlem diyeyim. Şimdi de işlem dedim. Int a eşittir 2 olsun. Int b eşittir 8 olsun. Int c eşittir a çarpı b olsun. System out println işlem sonucu diyorum ve buraya da c yazıyorum. İşlem sonucu eşittir c diyorum. Şimdi burada atasözü metodumuzu zaten çalıştırmıştık. Oradan sonra geliyorum işlem metodumuzu çalıştırmaya. İşlem metodumuzu da çalıştırıyorum. Noktalı virgül dedim. Bu zannediyorum yeterli olacaktır arkadaşlar void türündeki örnekler için. İşlem sonucu 6 diye. Bu void metotların içerisinde şu kod bloğu içerisinde ne varsa bize onu çıktı olarak verir. Eğer hiçbir şey yoksa işlemleri yapsa bile bize herhangi bir çıktı vermez. Şimdi peki bu return kelimesi ne demek? Yani return ile metotların ne alakası var? Nasıl bir alakası var? Onlara bakalım. Şimdi şunu kapatayım, şunu kapatayım. Kod bloğumuz. Evet. Öncelikle ben return'lü bir şey yapalım. Public static. Şöyle bir void'i göstereyim. Void diyeyim mesela. Ortalama alalım arkadaşlar. Ortalama. Şimdi ben ortalama dedim. Int a eşittir 87 olsun. Int b eşittir 88 olsun. Int c eşittir 55 olsun. Int d eşittir 90 olsun. Şimdi ben bu 4 tane ders notunun ortalamasını almak istiyorum. Ama ben bunları return olarak almak istiyorum. Şuraya void yazdım, onu şimdi değiştireceğim. Normal şartlarda ben ne yapıyordum? Double diyordum. Eşittir. Bölü 4 diyeyim. A artı B artı C artı 4 şey D bölü 4. Buna da double dedim. Double O diyeyim. Evet. Buna da system out println diyorum. Ve ortalama eşittir dedim. O dedim. Bunu yazdırdığım zaman Ctrl S deyip çalıştırıyorum. Ve hiçbir şey vermeyecek. Çünkü buraya yazmayı unuttuk. Buraya geliyorum. Benim ortalama diyorum ve çalıştırıyorum. Evet, metodumu çağırdım şimdi main'in içinden. Evet, gördüğünüz gibi 88.0 olaraktan. Yalnız bu 88.0 doğru mu değil mi bilmiyoruz şimdi. Onun sebebi de şu. Integer değerleri topladık ve tam sayı bir değere böldük. Dolayısıyla küsuratlı çıksa bile o bize vermedi.
bunun küsuratlı gelmesi için bunu 4.0 diye double bir değer alırsak, double bir değerle böldüğümüz zaman şimdi tam rakamımızı görürüz. Evet. 91 yapalım. Net bir rakamı çıkmış. Şansımıza. Evet. 80.25 bir ortalamamız var. Onu tekrardan şu sıfırı kaldırıp da yaparsak 80.25'i vermeyecek şimdi bize. Onun sebebi de buradaki 4'ün integer değerde olması. Onun için sağlıklı sonuç almak için burayı da double bir değer yaptığımız zaman otomatikman bize burası double olarak dönecektir. Şimdi ben bunu böyle yapmak istemiyorum. Ben burada yazdırmak istemiyorum da ben buradan sadece şu 4 tane rakamın değerini almak istiyorum. O zaman ben şu şeyi kaldırıyorum. Diyorum ki return o diyorum. Bana o değerini döndür sadece. Ama işte o döndür dediğim zaman burada diyor ki sen void bir metot tanımlamışsın. Ben bunu yapamam. O zaman git diyor burayı double yap. Neden double? Çünkü döndürmek istediğim değerin türü double. Yani ben integer'de işlemler yapıyorum ama almak istediğim sonuç double tipinde olduğu için benim metodum double olmak zorunda. Double yapıyorum ve şimdi artık problem yok. Bu sefer de bunu hiçbir yerde yazdırmamış oldum. O zaman şuraya geliyorum. Ortalama eşittir o dediğim yere. Demin oradan keserek almıştım. Şimdi artık diyorum ki bana ortalama metodunuz return'ü neyse onu yaz artık dediğim zaman bu ortalama metodunu çalıştırıyor. Ortalama metodunun içindeki integer değerler önemli değil. Topluyor, 4'e bölüyor ve bana o'yu döndürüyor. Yani şurası benim 80.25 gelmesi gereken değerim. Evet, çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 80.25 geldi. Şimdi ben bunu şöyle de yapabilirim. Derim ki ben ortalama olarak şey almak istiyorum. Şurada int x int y yani gönderdiğim rakamların ortalamasını almak istiyorum diyorum. Int z int a diyelim. Şimdi ben sana 4 tane değer göndereceğim. Onların ortalamasını bana gönder dediğim zaman bakın burada zaten hata verdi. Bu hatayı gidermek için ben şuradaki rakamlarımı sırayla 87,88,55,91 olarak gönderiyorum. Şimdi burayı tabi artık buraya ihtiyacım kalmadı. Burada da rakamlar ne? X, Y, Z, A, şu X, burayı Y, burayı da Z yapalım. Şimdi artık ben gönderdiğim değerlerin ortalamasını alıyorum. Buradan bir değer gönderiyorum ve oradan gönderdiğim değerlerin 4'e bölmüş olarak ortalamasını istediğimi söylüyorum. Ve işte yine bana aynı şey geldi. Peki rakamları değiştireyim bu sefer. Mesela rakamlarım 12 olsun, 15 olsun, 90 olsun. Bu öğrenci biraz az çalışmış olsun, 35 olsun. Evet, diyelim ki ben ders notumu hesaplıyorum. İkinci ortalamamda 38 çıktı. Şimdi arkadaşlar burası böyle. Double ortalamalarda. Şimdi peki string bir ifademiz olursa, string bir şeyi döndürmek istersek nasıl döndürüyoruz? Ona bakalım. Public static. Artık ben biliyorum yukarıda void yazmayacağım. Void yazacağım yere hangi türde değer döndüreceksem onu yazıyorum. String ifadede de buna mesela büyük harf diyeyim. Ne oldu? Evet. Büyük harf dedim ve bakın burada mesela sen string bir metodu açtın. Bunun return'ü yok diyor. Hemen beni uyarıyor. Return statement uygula diyor. Tıklıyorum. Bir tane return double şey return null değer ekledi. Yani onun sebebi kendisi yaptığı için en azından hatayı gidermiş oldu. Ama hiçbir şey döndürmüyor bize. Buraya ben bir string değer göndereyim. Manşet diyeyim buraya mesela. Tamam mı? Biz diyelim ki bir manşet gönderdik. String manşet eşittir
manşet 2 diyelim buna. Hadi manşet X olsun. Manşet to uppercase. Yani benim gönderdiğim kelime her neyse manşet değişkeniyle bana bunu büyük harf olarak döndür ve ben onun büyük harfine ihtiyaç duyuyorum demiş olduk. Şimdi o zaman burada ne yapıyoruz? System out println dedim ve manşet diyorum artı büyük harf, evet, bir manşet atmamız lazım şimdi. Mars'a yolculuk yakında değil. Evet, bizim böyle bir şeyimiz var, manşetimiz var ve biz bunu bu şekilde yazmışız. Ama biz bunu büyük harfli yazdırmak istiyoruz. Bana büyük harf değerlerini döndür dediğim zaman kaydediyorum, çalıştırıyorum. Bakalım oldu mu? Evet. Mars'a yolculuk yakında. Büyük harf olarak bize döndürdü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi return kullanımı da bu şekilde. Tekrar üzerinden geçelim. Konuyu anlamak bakımından. Ben eğer bir metot oluşturduysam, o metodun bir türü varsa bu tür mutlaka return'de belirtilmek zorunda ve return yapılan değişken de bu metodun türüyle aynı olmak zorunda. Ben şunu şöyle de yazabilirdim, onu da göstermiş olayım. Manşet to uppercase'i şuradan alıp şu değişkenin yerine doğrudan bunu da böyle yazabilirdim. Otomatikman onu öyle de gönderdi arkadaşlar. Bunu da bir bilgi olarak vermiş olayım. Ama genelde şey olarak çalışırsanız daha mantıklı olur. Yani burada bir takım değişkenler kullanaraktan işlemlerinizi yapıp en son değişkeni gönderirseniz şöyle yapalım eski haline. Programı takip etmeniz daha kolay olur. Çünkü burada bazen daha uzun işlemler eklemeniz gerekebilir. Bunu da bu şekilde ekledikten sonra son bir örneğimiz bakayım. Unutmadan. Evet. Bir tane de integer dizi gönderelim arkadaşlar. Şimdi ben public static int diyorum. Buna dizi diyeyim. Bunu dedim. Şimdi ben burada şöyle bir değer alayım. Int eleman sayısını alayım arkadaşlar burada. X diyelim. Eleman sayısını. Bakın gene hata verdi. Return yapman gerekir diyor. Ama bu sefer metodumuzun türü integer dizi olduğu için köşeli parantezlerle tanımladım. O zaman diyor ki bir tane diyor return statement eklemen gerekir. Tekrar bunu ekliyorum. Şimdi şuraya geleyim. Hatayı geçici olarak giderdikten sonra. Ben parametre olarak X sayısını aldım. Bu X sayısı bir dizinin içinde kaç tane eleman olsun? Yani ben kaç tane dizili bir eleman göndereceğim? Ya da onu istiyorum. Onu sormuş oluyorum. Şimdi arkadaşlar ben diyelim ki 5 tam sayıdan oluşan bir dizi istedim. Onun parametreli gelmiş haliyle şeyini yazıyorum. Metodunu yazıyorum. Öncelikle ben bir mesela bu tabi rakamlar rastgele olacağı için random sınıfını X diyerek bir çağırıyorum. Şimdi bunu import etmem gerek. Onun importunu yapalım. Evet. Şimdi benim X tane eleman döndürmem gerek. Tabii buradaki X olmadı. Bu X'i şey yapalım. A yapalım. A tane ya da bunu eleman diyelim de karışmasın. Güzel olsun. Ha. Eleman sayısı kaç tanesi o kadar eleman sayılı ben bir rakam döndürmem lazım. O rakam da mesela 0 ile 100 arasında olsun. Şimdi ben bunu yapmak için hemen bir for döngüsü oluşturuyorum. For diyorum int i eşittir 0 diyorum. I küçüktür eleman diyeceğim. Çünkü o zaten integer değer olarak geldi. Eleman dedim ve i artı artı diyorum. Şimdi
Ha, yukarıda bir tane eleman int dizi tanımlamam gerekiyordu. Int sayılar eşittir int dedim. Eleman kadar sayı olacak. Ops. Ne hata verdi? Evet. New kelimesini unutmuşuz. Şimdi buraya geliyorum. Sayılar iyi diyorum. Eşittir. Bizim random sayımız neydi? X nokta next int diyorum. Noktalı virgülü koydum. Buraya 100 koyduğum zaman 0 ile 100 arasında her seferinde sayı tutacaktır arkadaşlar. Şimdi ben bu şeyim hazır. Sayılar dizime 5 tane eleman, işte kaç tane gönderdiysem şu eleman kadar eleman eklendi. Ben artık burada sayıları döndürüyorum. Sayılar dizisini döndürmüş oldum. Çünkü burada arkadaşlar benim tanımladığım diziyi göndermem lazım. Yani şurada kullandığım dizi var ya. Int dedim. Sayılar isminde bir dizi açtım. Onun da eleman sayısı benim gönderdiğim eleman sayısı kadar. Ondan sonra da bunu return ettim. Şimdi buraya geliyorum. Bir tane int elemanlı dizi diyorum. Eşittir diyorum. Dizimin ismi diziydi. Ve buraya da 5 diyorum. Evet, hata verdi. Heh. Biz ne yaptık ki? Integer eleman dizi tanımlayın dedi. Dur bakayım. Ha evet, bunu dizi olarak tanımlamadık. Ben de fark edemedim. Evet, şimdi elimde benim bir dizim var. For int i eşittir 0, i küçüktür 5 diyorum. I plus plus system out print elen diyorum. Şimdi elemanlı diziyi artık yazdırabilirim arkadaşlar. Harf hatasını giderdikten sonra tabii ki yazdırabilirim. Şimdi arkadaşlar ben dizi metoduma 5 tane tam sayısı integer değeri olan diziyi bana gönder diyorum. Rakamları 0 ile 100 arasında tutup gönderecek. Onu da kaydediyorum ve programı çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi tuttuğu rakamlar geldi. Programı tekrar çalıştıralım. Oo, bu sefer çok yüksek tuttu. Şimdi arkadaşlar bu en son gördüğümüz örnekte de bir dizi olarak metot tanımladık. Yani bize dizi döndürecek olan metodu tanımladık. O dizinin eleman sayısını da biz verdik. Mesela şu 5'i 8 yapalım. Tabi o zaman şuradaki 5'i de 8 yapmamız gerekecek. Kaydediyorum ve gönderiyorum. Bu sefer de ben 8 tane rastgele rakam tutmuş oldum. Yani şeyden dizi oluşturmuş oldum. 0 ile 100 arasında. Bu metotlar her şeyi geri döndürür arkadaşlar. Yani değişken tipi olarak bildiğiniz Java'da ne varsa karakter, string, integer, double, long, daha ileriki swing yapılarında göreceğiz. Butonlar, paneller, frame'ler hepsini döndürebilir arkadaşlar. Metotların içerisine Java'da yazabileceğiniz kodların hepsini yazarak kullanabilirsiniz. Metotlarınızı güzel ayarladıktan sonra programlarınızda çok akıcı bir şekilde kontrol edebilirsiniz, yazabilirsiniz. Bu dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Umuyorum anlatmayı unuttuğum bir şey yoktur planladıktan sonra dersimi. Dersimizin sonunda tekrardan Telegram kanalımızdan derslerde yaptığımız kodları alabileceğinizi söylemek istiyorum. Hepinize kolay gelsin diyorum arkadaşlar.